Arkadaşlar bu akşam saat 9'da canlı yayında Türk YouTube'lar modunu yapmaya devam edeceğiz. Açıklamadaki linkten hepiniz gelebilirsiniz. Merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mod yapma rehberimizdeyiz ve kaldığımız yerden Devam ediyoruz. Bakın rehberin bu bölümü gerçekten çok işinize yarayacak. Benden söylemesi. O yüzden sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Diğer bölümlere nazaran çok daha eğlenceli bir iş yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir de lütfen. Bak artık söylememe bile gerek yok bence. Şöyle işaret yapsam anlarsınız. Özellikle bu bölüm arkadaşlar. Çünkü bu bölüm gerçekten süper bir şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben çelik modu yapıyorum ve her şeyim çelikten ama çelik yiyecek halimde yok yani. Çeliği nasıl yiyeyim? O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Ben bir tane paslanmaz çelik bıçak yapayım ve bu paslanmaz çelik bıçak yiyecekleri kesebilsin. Bu sayede yiyeceklerimiz bize daha uzun süre dayansın. Bu şekilde bir mantık kuracağım arkadaşlar. Bence çok mantıklı. Eğer güzel olursa bunun hakkında ayrı bir tane mod yapacağım. Çünkü inanılmaz bir fikir bu. Bence çok sevilir. Bu yüzden sol taraftaki dikey menüden kaynaklara geliyoruz arkadaşlar. Yani resources kısmına geliyoruz. Burada her zamanki gibi yepyeni bir tekstür oluşturacağım. Ama siz isterseniz bakın siz dilerseniz Minecraft'ın orijinal yemekleri var yani nasıl söyleyeyim orijinal kurabiye, orijinal elma mesela orijinal biftek bunları alabilirsiniz. Çünkü zaten bunlar Minecraft'ın itemleri gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Yani sonuçta çünkü Minecraft'ın oyun itemi olduğu için alın onun üstünde çalışın. Eğer o şekilde çalışacaksanız yani internetten o tekstürleri indirecekseniz import tekstürse basıyorsunuz arkadaşlar ve buradan import item tekstür diyorsunuz. Daha sonra o dosyayı seçiyorsunuz. Artık ne indirdiyseniz elma Elma armut mu neyse onu seçiyorsunuz. Fakat ben programın dışına çıkmıyorum arkadaşlar ve create new texture diyorum. Texture'ımı burada oluşturmak istiyorum. Çünkü yapacağım yemek elma arkadaşlar. Elmanın template'i vardı burada biliyorum ben. Neyse create texture diyorum buradan arkadaşlar. Ve bu transparan kalabilir. 16'ya 16 olsun oluşturalım arkadaşlar. Ve karşımıza bomboş transparan bir ekran geldi. Burayı zaten artık siz ezbere biliyorsunuz. Yani su gibi ezberlediniz burayı. Fakat yine de dikkatli izlemenizde fayda var arkadaşlar. Sol üst tarafta generate from template var. Buraya tıklıyorum ve arkadaşlar burada karşıma böyle bir şeyler çıkıyor. Şurada seçili olanların hepsini siliyorum arkadaşlar. Bakın şunların hepsini no image diyorum. Ve birinciye şöyle en yukarı çıkıp buradan Apple Base diyorum arkadaşlar. Apple Base yani Apple'ın yani elmanın gövdesi kendisi Heh, burada tamam elemanın sapını da arkadaşlar seçtim ama yan oldu bir dakika dur eğer ki sizde de böyle bir sıkıntı olursa arkadaşlar bunun çözümü hemen şurada çok basit bir şekilde rotation'ı düzeltmemiz gerekiyor yani bunu 90 derece açılamış biz bunu sıfır yapacağız arkadaşlar evet 0 yapıyorum tekrar seçiyorum görmüş olduğunuz gibi dimdik sapımız ayağa kalktı şimdi sapımızın rengini seçebiliriz yani sapımızın rengi ne olur şöyle koyu kahve tarzı bir şey olur bakın şöyle sap rengim arkadaşlar tamam seçtim. Evet böyle bir sap rengim oldu. Güzel hoşuma gitti. Create and Merge diyelim ki bu ikisini tek bir katma olarak oluştursun arkadaşlar. Karşımızda renksiz sadece sapı renkli olan bir elma oldu. Bu elma kardeşimizi biz baştan aşağı elimizle yapabiliriz. Çünkü elma küçük bir yiyecek arkadaşlar. Zaten yiyeceklerin hepsi küçük. Yani yiyecekleri genelde elinizle yapmanızı öneririm. Dışarıdan bulmaktansa buraya girin elinizle arkadaşlar bir yiyecek tasarlayın yani veya açın resmini bakarak tasarlayın. Mesela çok açık bir kırmızı seçtim arkadaşlar ve şuraya yani açık olması gereken yere evet şöyle burayı boyuyorum bakın gayet şeker gibi bir elim olacak bu şimdi. Şimdi bu rengi biraz daha koyulaştıracağım yani şöyle arkadaşlar bu rengi koyulaştırıyorum ve bu tarafını boyuyorum bakın biraz daha koyusu olması amacı ile şurasını boyadım Gerçekten güzel gidiyor. Şu beyaz yerini yapmamız lazım. Burayı parlatmamız lazım. Evet çünkü burası parlamaya hak ediyor. Oraya da şöyle biraz profesyonel olsun diye belki bir tık hani şöyle fark edilmeyecek şekilde bir farklı renk verdim. Şimdi bunun dış tarafını arkadaşlar yine daha da koyu bir kırmızı yapacağım. Bakın şöyle bayağı koyu bir kırmızıyı. Çok koyu olmadı yalnız bunun daha da koyusu lazım bana. Şöyle bayağı bir koyusun arkadaşlar. Heh tamam tamam. Dışını boyuyorum şu tarafını. Buradan da geçelim. Buralardan da, da geçelim. Buraya da geçelim. Yalnız burası şöyle olsa daha iyi olur. O yüzden silgiyle köşelerini sildim. Okey. Çok iyi. Elmam hazır arkadaşlar. Ama bu kıpkırmızı bir elma oldu. Bana kıpkırmızı bir elma gerekmiyor. Ben bunu sadece nasıl yapılacağını göstermek için yaptım arkadaşlar. Bana bunun farklı renkleri lazım. Çünkü ben özel bir elma oluşturmam gerekiyor. Fırçamı elime alıyorum arkadaşlar. Yani renklendirme aracımı elime alıyorum. Tıklıyorum resme. Bu resmi e, mavi yapacağım. Evet. Şöyle bayağı bir Mavi olsun. Okey diyorum. Look, Saturation and Brightness. Boygunluğu ve parlaklığı kitlemiş oluyorum yani arkadaşlar. Recolor diyorum ve görmüş olduğunuz gibi elmamız oluşuyor. Orayı beyaz yapalım ya. Aynen. Yine beyaz olsun. Tamam bu beyaz yakışıyor yani buraya. Şimdi biz bu elmaya bir ısırık efekti verelim arkadaşlar. Ve e, bir kere ısıralım bir kısmı gitsin. Bir kere ısıralım bir kısmı gitsin. En son bunun tamamını yiyelim ve sapı kalsın. Hatta o sapla bir geri dönüşüm falan düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Düşünce sadece şu an ama videonun sonunda belki yaparım. Elmanın sapıyla bildiğiniz geri dönüşüm yapabiliriz şuradaki sapla. Dur boyamayalım orayı tabii ki. <laughs> İlk önce bunu bir kaydedelim arkadaşlar. Yalnız kaydederken save this texture demiyorum. Save as a new texture diyorum. Çünkü bunun üzerinden bir iki üç tane daha texture kaydedeceğim. Çünkü bunun elmanın ısırılmış halini falan da yapacağım. O yüzden save as a new texture diyorum. Yani gri olan kısma basıyorum. Item diyorum. Şimdi elime silgimi alıyorum. Bunu sol taraftan şöyle kart diye ısırmış gibi bir efekt vereceğim arkadaşlar. Bakın şöyle şurayı sileceğim abi. Evet bunu sol taraftan bildiğin birisi dişlemiş, ısırmış gibi olacak. Şimdi bunu da arkadaşlar yine save as new texture diyorum ve e, elma 2 diye kaydediyorum. Şimdi bir de bunu sağ taraftan ısıralım. Yani şuradan şöyle biri kapsın ama çok ince kalmasın dur. Şöyle şurayı kapsın. ha. Evet kaptı burayı böyle ağzıyla sulu sulu elmayı e, yedi diye düşünün. Evet bayağı elmayı yemiş yani sağ taraftan. Ve bu halini de save as texture diyorum ve item diyorum arkadaşlar. Elma 3 diyorum. Elmanın 3 tane halini kaydettim. Bir tanesi tam, bir tanesi soldan ısırılmış, bir tanesi sağdan ısırılmış. Yani elmayı şu an 2 kere ısırdık arkadaşlar. Bir tane tamdı zaten. Soldan, sağdan ısırdık. Bir de elmayı tam olarak bir tane daha ısırmamız lazım en son. Onu da arkadaşlar şuradan şöyle bayağı bir alt kısmını alıyorum. Yani alt kısmını tamamen yemişiz gibi düşünün. Evet, tamam. Elmanın sert kısmını da yemişiz galiba yalnız. Neyse, olsun. Afiyet olsun. Sadece şöyle sap kısmından bir iki tutam bir şey bırakayım. He. Süper. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bu sap kısmını da e, elma sap diye kaydedeyim. Yani elma sap diye kaydedeyim. Okey diyorum arkadaşlar. Ve artık elmamın üç'e bölünmüş hali var. Sapı bile var. Yani bildiğiniz elmamızın sapı bile oldu. Dikiyorum arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi elma 1, elma 2, elma 3 ve elma sap arkadaşlar. Burada bir sürü teşhirimiz oldu. Tam hali... Bir kere ısırıyorum böyle oluyor. Bir kere daha ısırıyorum böyle oluyor. Sonra bir kere daha böyle kocaman bir ısırık atıyorum. Sadece sapı kalıyor. Bu sapını da geri dönüşüme dönüştürmeyi düşünüyorum. Şimdi mod kısmına tekrardan geliyorum arkadaşlar. Ve buradan artı tuşuna tıklıyorum. Buradan arkadaşlar yemeği seçiyorum. Yemeğe bir isim verelim. Mavi elma diyelim abi. Ve create new food diyeyim. Bu texture'u seçip arkadaşlar buradan tabii ki elmamızın tam halini seçiyoruz. de özelliklere geçiyorum arkadaşlar. Yemek kısmında olsun. Evet. Heh. Şimdi mavi Elma. Daha buna şey mi yapsak? Ee, bir renk mi versek bunun oyundaki ismine? Evet, mavi renk yazı kodumu kopyaladım arkadaşlar ve bu mavi elmanın başına koyuyorum. Bakın evet, şu şekilde koydum ve artık bunu e, oyun içerisinde. Mavi olarak göreceğiz. Stack size 64 olsun yani 64 tane elimize tutabilelim. Ee, bize verdiği besin değeri ne olsun ne olsun ne olsun. Bunu 3 parçada bitireceğimiz için iyi ayarlamamız lazım arkadaşlar. Normalde elma 2 veya 2.5 açlık barı dolduruyor galiba arkadaşlar. Bu yüzden bizim e, elmamızın daha yüksek olması lazım. 6 açlık barı doldursun istiyorum ama bunu 2-2-2 yapsın. Yani bir ısırıkta 2, bir ısırıkta 2, bir ısırıkta daha 2 doldursun. O yüzden bunun 4 kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani 4 kaldığı sürece... 2 açlıklarımız dolduruyor demektir. 4 eşittir 2. Saturation önemli arkadaşlar. Elmamızın saturation'ı bir hayli az. Hatta şuradaki 0.3 belki elmamıza da ait olabilir. Bunun hakkında bilgim yok ama e, saturation'ın biraz fazla olsun. Yani en azından bir 0.5 olsun ya yani yarım saturation. Zaten bunların 3 tane yiyeceğimiz için 1.5 Saturation kazanmış olacağız. Güzel. Bu yemek diyor e, köpeklere falan yedirebilirsin mi? Yani bunu seçerseniz arkadaşlar bu yemeği köpeklere falan yem olarak böyle yedirebilirsiniz. Ama buna gerek yok seçmiyorum ben arkadaşlar. Hemen altındaki seçenek ise şu arkadaşlar. Bu yemek sürekli yenebilsin mi? Yani mesela tok olsak bile bu yemeği yiyebilirim. Mesela atıyorum Golden Apple gibi. Yani tok olsak da çünkü Golden Apple'ı yiyebiliyoruz ya. Bu onun seçeneği. Eğer tiklerseniz her zaman yiyeceği yiyebilirsiniz. Altında glowing efekt var. Yani golden apple'ın enchantlısı var ya hani parlıyor böyle. Ondan olsun mu? Olmasın diyorum arkadaşlar. Gerek yok. Eating speed. Şuradan hemen soru işaretine tıklarsanız 1 saniyedeki rakamı görebilirsiniz. Bu 32 olarak ayarlanmış. Bunu daha da düşürmek için yani daha hızlı yemeniz için daha az yapmanız lazım. Daha geç yemeniz için daha fazla yapmanız lazım. Buraya dikkat edin. Ben 32 olarak bırakıyorum arkadaşlar. Normal oyundaki yeme hızı bu galiba. Ve aşağıda arkadaşlar bunun e, yeme animasyonu mu yoksa içme animasyonu mu olduğunu seçiyorsunuz. E, yeme animasyonu diyorum tabii ki arkadaşlar. Bir yiyecek olduğu için. Triggers kısmına geliyorum ve en önemli noktamız burası. Gerçekten arkadaşlar bu videoda Buraya çok önem vereceğiz. Sayfamı burada bırakıyorum ve workspace'ime geri dönüyorum arkadaşlar. Bakın kapatmıyorum. Sadece sayfamı burada bırakıyorum. Workspace'ime geri dönüyorum. Şimdi yine artıya tıklıyorum ve arkadaşlar buradan ikinci yemeğimi oluşturuyorum arkadaşlar. Bu ikinci yemeğimi ismini de mavi elma 2 diyorum ve oluşturuyorum arkadaşlar. Evet buna da bir tane ısırılmış halini seçiyorum. Tamam diyorum ve arkadaşlar burada geliyor. Şimdi isim kodunu koydum şöyle. Mavi elma 3D 2 yazıyorum arkadaşlar. Yani mavi elmanın 3'te 2'si demek istiyorum aslında burada. Hani 3'te 3'ün 3'te 1'ini yemişiz. 3'te 2'si kalmış gibi bir mantık. Mesela bir önceki tam elmamıza da aslında burada şey yazabiliriz. 3'te 3 yazabiliriz bakın. Şurada arkadaşlar buna 3'te 3 yazalım. Tamamı dolu yani. Buna 3'te 2 yazdım. Sonra bir dahakine de 3'te 1 yazacağım. Evet ikinci elmamızda kalmıştık arkadaşlar. Bunların değerlerini aynı yapıyorum. Ee, hızlıca yapacağım. 0.5 yapıyorum. Burada hiçbir şey ellemiyorum. Triggers kısmına geliyorum. Ve bunu da şu anlık kaydetmiyorum. Ellemiyorum. Tekrar bir Space'e gelip arkadaşlar. Üçüncü elmamı koyacağım. Food'a tıklıyorum yine. Ee, mavi elma. 3 diyorum. Create new food diyorum. Ve elmamın iki tane ısılmış halini koyuyorum arkadaşlar buraya tamamdır. Properties kısmından renk kodumu koydum mavi elma 1 bölü 3 yani üçte bir arkadaşlar şuraya hemen 0.5 yazıyorum ve hiçbir şey ellemiyorum yine triggers kısmına geliyorum. Şimdi bakın burayı dikkatli izleyin. İlk önce şunu kaydedelim yani en son yaptığımızı kaydedelim. Ondan sonra bunun ikinci yaptığımızı kaydedelim. Bunları hiçbir şekilde ellemiyorum ama birincisine gelip hemen kaydetmiyorum. Birincisinde arkadaşlar triggers kısmında bekliyorum. Ve buradaki ikinci seçeneğin artısına tıklıyorum. Buna tıkladığımda yemeği yediğimde gerçekleşecek eylemleri seçmemi sağlayacak bana. Yemeği mideye indirdiğimde şu olsun bu olsun gibi seçenekler seçeceğim. Prosedürü oluşturuyorum arkadaşlar ve karşıma yine bu meşhur ekranımız geliyor. Şimdi burada sınırsız bir şekilde biliyorsunuz her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada mantığı çalıştırarak her şeyi birbirine ekleyebilirsiniz. Ben size yine göstereceğim arkadaşlar. Daha iyi yani fikrimden nasıl yararlanabiliriz... onu düşünüyorum şu an. Player'a tıklıyorum abi. Tamam mı? Player'ın en aşağısında değil. Ha şurada add inventory var direkt bakın. Direkt diyor ki eşyayı envanterine ekle seçeneği arkadaşlar. Bunu alıyorum. Yeşil şeye yapıştırıyorum. Şuradaki slota tıklıyorum arkadaşlar ve buradan custom elements'ten elmamızın bir kere ısırılmış versiyonunu seçiyorum. Yani mavi elma 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi diyorum ki ben bu elmayı yediğimde tam elmayı yediğimde bana bunun bir tane ısırılmış halini versin. Mantık bu yani arkadaşlar. Ee, save mode element dediğimde ve bunu tamamen kaydettiğimde artık elmanın tam halini ısırdığımda bana bir tane ısırıklı elma verecek. Daha sonra arkadaşlar mavi elmanın ikincisine çift tıklıyorum. Yani bunu ikincisine de ayarlamam gerekiyor. O yüzden triggers kısmına geliyorum. Yine aynı bölgedeki artıya tıklıyorum. Bir prosedür daha oluşturuyorum arkadaşlar. Aynı şekilde player'a giriyorum ve buradan... Add Inventory seçeneği seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Custom Elements'ten arkadaşlar bunun iki kere ısırılmış halini seçiyorum. Okay diyorum ve arkadaşlar Save Mode Element dediğimde tekrar Save Mode Element dediğimde elmanın ikincisi de hazır. Şimdi mavi elma 3'e tıklıyorum arkadaşlar. Buradan Triggers'e geliyorum. Tekrar artıya tıklıyorum. Bir prosörü daha oluşturuyorum. Ve arkadaşlar Entity'ye şey pardon Player'a gelip add inventory'yi seçiyorum ve çift tıklayıp bu sefer elmanın sapını seçeceğim ama elmanın sapı yok çünkü oluşturmadık arkadaşlar. Evet. Bu yüzden buradan çıkıyoruz ama kapatmıyoruz hiçbir şekilde. Bunlar açık kalabilir. Workspace'e geliyoruz tekrar. E, artıya tıklayıp item diyoruz çünkü item dememin sebebi sap bir yemek değil. O yüzden yemek dememe gerek yok. Elma sapı diyorum arkadaşlar buna. Create new item diyorum. Elmanın sapını arkadaşlar buradan seçiyorum ve buraya yine renk kodumu koyayım. Şöyle elma sapı diyeyim arkadaşlar. Ama bunu yine yemekler kısmında görebiliriz bence ya. Evet. Yemekler kısmında olsun yine. Elma 64 tane gelebilsin. Enchantability falan bunlara hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Inventory, inventory. Bunları da geçiyorum. Okey. Save mod. element diyorum. Yani sapla ilgili geri dönüşüm fikirlerim var arkadaşlar. Çünkü bir elmanın sapı ve kabuğundan galiba arkadaşlar cam kağıt ondan sonra pil gibi ürünler elde edilebiliyormuş gerçek hayattan bahsediyorum yani e ben de şöyle düşündüm yani kağıt ve cam tam da bize göre aslında yani Minecraft'ta olan bir şey e, büyük ihtimal kağıt elde ederiz çünkü arkadaşlar cam kolay yani her yerde kum var ama şu kenin biraz daha az çıktığı için kağıdı oluşturabiliriz belki elmanın sapından öyle düşünüyorum ama benim önceliğim şu an arkadaşlar bu elmanın sapını kaydedip e, tekrar şuradaki mevzudan elmanın sapını seçmek. Okey diyorum arkadaşlar ve bana elmanın sapını verecek. Save mode element dedim. Ve mavi elma 3'ün tekrar en son sayfasına geldim. Görmüş olduğunuz gibi buraya eklendi arkadaşlar prosedürümüz. Tekrar save mode diyorum ve artık elmalarımız hazır. İsterseniz hemen bir test edelim arkadaşlar. Şuradan test çubuğuna basıyoruz ve Minecraft'ımızı açıyoruz. Evet dünyamız açıldı arkadaşlar. Elimizde en son çelik kazma varmış. Diamond orlar varmış. Sanırsam diamond oru kırıyor mu kıramıyor mu diye test ediyordum galiba. Neyse arkadaşlar şimdi game mod geçemeyeceğim çünkü açmadım her zaman gibi. Açalım hemen game modumuzu. Evet şimdi game mod creative diyorum ve arkadaşlar buradan elmamı buluyorum ve üzerine geliyorum. Gerçekten de rengimiz mavi olmuş arkadaşlar. Renk kodlarını bu arada açıklama kısmında isterseniz verebilirim size. Yani gerçi renk kodları yazsanız çıkar zaten Google'da ama ben yine de açık açıklamada unutmazsam koyacağım. Şimdi şu elimdekileri atıyorum arkadaşlar ve elime tam elmamı alıyorum. Evet gençler tam 6 açlık barımı azalttım. Çünkü bu elmaların tamamını tükettiğimde bana altı tane açlık kazandıracak. Tam o şekilde ayarladım yani. Ve elmamın tam halini aldım sadece elim arkadaşlar. Bakın mavi elma 3'te 3 yani tamamen bir elma. Bakın şöyle de yere atarak göstereyim. Bunu ben şimdi bir güzel afiyetle mideye indiriyorum. Ve arkadaşlar bunun... Bir tane ısırılmış hali benim. Tekrar envanterime bakın böyle geliyor. Ve arkadaşlar şöyle bir uyarı yapacağım. Sakın birinci slotta yemeyin elma. Yani bunu ikinci, üçüncü, dördüncü slotta falan yiyebilirsiniz ama eğer sadece benim ayarladığım gibi ayarlarsanız bunu birinci slotta yemeyin. Çünkü slot 1'de yerseniz ve yeni vereceği item da slot 1'e geleceği için burada çakışma oluyor ve tamamen hiçbir şey vermiyor size. O yüzden bunu birinci slot hariç her slotta yiyebilirsiniz. 2'de yiyebilirsiniz, 5'te yiyebilirsiniz, 10 diyordum az da. 9 da yiyebilirsiniz. O zaman elmamızın 3'te 2'lik kısmını da arkadaşlar bir güzel şöyle bir ısıralım ve bize sadece şöyle elmamızın 3'te 1'lik küçücük minnacık bir kısmını bıraksın. Ve arkadaşlar biz bunu tekrardan şöyle 4. sırada alıp bir güzel afiyetle yersek bize sadece elmanın sapı kalır. Evet sadece elmanın sapı ile kaldık. Ala ala sapını aldık elmanın. Ve fark ettiyseniz bu elmanın tamamını tükettiğimizde bize gerçekten de 6 açlık barı verdi ve 4 olan açlık barımızı fulledi. Canımız da fullendi aynı zamanda. Saturation'ımız toplam 1.5 gibi bir şeydi. Ee, acıkırız, kolay acıkırız ama sonuçta bir elmayı üçe bölüyoruz yani arkadaşlar mantıklı. Ve bu elmamızın henüz bir yapılışı yok arkadaşlar. Buna bir yapılış eklememiz lazım. Yani normal elma üzerinden büyük ihtimal bunu yapacağız. Bir de şu sapıyla ne yapalım? Sapıyla arkadaşlar yani ben kağıt geri dönüşüm yapmayı düşündüm. Çünkü gerçek hayatta da böyle şeyler yapılıyor. Olmuş, kağıt cam falan kağıdı düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Yorumlarda bekliyorum hepinizi. Şimdi yeni bir tekstür daha oluşturuyorum ve bu tekstürümüz bıçağımızın tekstürü olacak. Create tekstür diyorum arkadaşlar. Transparan değil. Template diyeceğim. Bakalım bıçağa uygun bir şey var mı buralarda? Bıçak, bıçak 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 bıçak. Evet var ama kılıç var arkadaşlar. Kılıcın o ucunu belki kullanabilirim. Hatta şurada bir kürek ucu gibi bir şey var. Onu kullanabilirim. Tamam şöyle kılıcımızı seçelim arkadaşlar. Oluştur diyelim. Aynen oluştursun. Ve şimdi bunun üstüne şuradan küçük artından tekrar tıklayıp arkadaşlar tekrar template deyip ee, bu sapımızı koyalım. Bir tane sap olsun bunun. Bunu koymak istiyorum mesela. Tamam çok güzel. Şimdi bunun kılıçtan çıkması için yani bıçağa benzemesi için şu kısımlarını sileceğim. Sağ üstten kılıcımın layer'ını seçiyorum arkadaşlar ve silgiyi elime alıp buraları bir güzel siliyorum. Çünkü bunu bıçak gibi göstermek için Buralarına ihtiyacım yok. Hiçbir şey elememe gerek yok. Renk renk vermeme gerek yok. Zaten koyu bir renkte arkadaşlar. Tamamdır. Save this texture diyorum arkadaşlar. Item olarak seçiyorum ve buna çelik ee, bıçak diyorum arkadaşlar. Okey dedim ve burayı kapattım bir güzel. Şimdi model hemense geliyorum tekrar. E, artıya tıklıyorum item'a tıklıyorum. Hatta tool olarak mı eklesem bunu? Pelik bıçak dedim arkadaşlar. Oluşturdum. Item olarak ekliyorum. Çünkü bunun hiçbir şekilde yine vasfı olmayacak. Evet şuradan arkadaşlar bıçağa benzeyen şeyimizi seçiyoruz. Özellikler kısmından e, bunun ismini koyalım. Pelik bıçak koydum arkadaşlar. Tool'lara koyuyorum bunu. Çünkü bıçak hani araç gereç. Elime maksimum bir tane alabileyim. 64 tane falan alamayayım arkadaşlar. Çünkü saçma gözüküyor. Tamam bence şu an 10 numara. Ve buradaki en önemli seçenek arkadaşlar. Does item stay in crafting grid when crafted? Bunu tikliyorum ve arkadaşlar bunun anlamı şu. Ben bu e, item'ı crafting table'da herhangi bir şey yapmak için kullandığımda crafting table'da kalsın mı? Yani yok olmasın mı? Demek istiyor. Biz de bunu işaretleyerek evet yok olmasın. Kalsın diyoruz. Ve bunu arkadaşlar bir güzel... Kaydediyorum. Tamamdır. Artık oyunda bir bıçağım var ama hani böyle çok vasıflı bir bıçak değil. Yani sağa sola vurmak için değil sadece yemeklerimi bölmek için bir bıçağım var. Ve altına bizim çelik çubuğumuzu koydum arkadaşlar. Çelik çubuk ve çelik e, ingıtımız bizim bıçağımızı verir yani. Gayet mantıklı. Bunları yine nereye koyarsak koyalım vermesi için arkadaşlar şunu tikledim ve say element diyorum. O zaman bu elmamıza bir recipe ekleyelim. Yani arkadaşlar bir yapılış türü ekleyelim. Mavi elma recipe diyorum ve oluşturuyorum. Oluşacak şey arkadaşlar buradaki mavi elmamız. Normal elmamı seçiyorum arkadaşlar ve bunu kullanıyorum burada. Bir de bunun üst kısmını arkadaşlar benim bıçağımı seçiyorum. Ve üst kısmına yapmış olduğum bıçağı koydum arkadaşlar. Şimdi bu ikisini herhangi bir yere koyduğumda olmasını istiyorum. Yani illa alt üstlü koyduğumda olsun istemiyorum. O yüzden buradaki tiki seçiyorum ve artık bu iki item'ı nereye koyarsam koyayım yani bıçakla kırmızı elmayı bana mavi elmayı verecekler. Tamamdır burada işim bitti arkadaşlar. Save model element diyorum ve olay bitti. Oyunumuzu bir kez daha açalım arkadaşlar ve bakalım her şey olmuş mu? Bu yaptığımız bıçak bizim elmamızı soyuyormuş gibi düşünelim. Yani bu bıçak sayesinde biz elmamızı oluşturalım. Evet gençler şimdi elimde bir tane çelik çubuğum var. Çelik madenim var ve bu ikisini koyduğumda ve herhangi bir yere koyduğumda arkadaşlar bakın altlı üstü hiçbir şekilde fark etmez. Böyle koymanız yeterli veya şöyle koymanız yeterli. Oluşuyor. Bunu elimize alıyoruz arkadaşlar ve bu çelik bıçağı herhangi bir yere koyuyoruz ve herhangi bir yere de elmayı koyuyoruz. Bize şuradaki 3'te 3'lük elmamızı veriyor. Yani isterseniz elmayı soymuş gibi düşünün, isterseniz elmayı bölmüş gibi düşünün ama bence soymuş gibi düşünmemiz çok daha mantıklı. Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer bölmüş olsaydı o ısırık izleri mantıksız olurdu. Yani soyması çok daha mantıklı. Soyup elimize veriyor arkadaşlar ve bıçağımız gitmiyor bakın. Bunu özellikle tembihlemiştim sizin için. Bıçağımız hiçbir şekilde gitmiyor arkadaşlar. Burada hep kalıyor. Ve arkadaşlar biz bu çıkardığı elmayı tabii ki birinci slotta yemiyoruz. Üçüncü slotta mesela yiyoruz. Elimize elmanın ısırılmış hali geliyor. Böyle böyle devam ediyor zaten biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Klasik bir şey yapmaktansa böyle farklı bir şey yapayım dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım iyi öğrenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Devamı için tabii ki de beğenmeyi unutmayın.